Ne kadar vereceğiz biz şimdi sana? 100 bin. Çok değil mi? Malı bir görsen 100 bin az dersin. Peki bu malı kaça okuturuz biz? En az 150 bin okutursun. Peynir ekmek gibi alıcısı var. Bu aldığımız malı biz mi kullanacağız baba? Saçmalama lan. Bıraktım ben kullanmayı. Boş yere masraf oluyor. Kullanmayacaksak ne aldık baba? Başkasına satacağız. Baba, Arap Cemal'e satalım bence malı. Alır mı ki? Alır tabii ki baba. Ne zamandan beri sorup duruyordu. Çağırın o zaman gelsin. Arap Cemal geliyor baba. Beni çağırmışsınız. Elimde çok iyi bir mal var. Harbi mi la? Harbi tabii. Sana satayım diyorum. Olur. Ben de ne zamandır arayıp duruyordum. 150 bine senindir. Peki memnun kalır mıyım? Fazlasıyla memnun kalırsın emmi. Ben de kullandım aynısından. Öyle mi? Ulan şeytan diyor hiç kullanma 200 bine sat geçsin. Biz kullanmayı bıraktık emmi. Sadece alıp satıyoruz. Ben alıştım bir kere. Kullanmasam olmuyor. Doğrudur. Mal nerede peki? Getirmedik ne olur ne olmaz diye. Bir test etseydik keşke. Arkadaşlar getirir birazdan. Test edersin emmi. İyi mi peki? Fıs çıkmasın. Ben kullandım emmi. Mal zehir. Pişman olmazsın. Aa, arkadaş da geldi. Ben tenha bir yerde test edeyim geleyim öyleyse. Bir keden fazla yüklenme ha. Senin yaşın kadar kullandım ben bunu. Vitaminsiz. Aha geldi. Test ettin mi emmi? Nasıl? Beğendin mi? Harbiden dediğiniz kadar varmış bu mal. Dedik sana emmi. Şöyle vereyim parayı. İlanda yeni bir mal gördüm. Yürüyün onu almaya gidiyoruz. Ya baba, biz mafyasın diye yanına geldik. Sürekli araç alıp satıyoruz. Dizilerde mafyalar racon kesiyor, araç alıyor baba. Biz de racon kesiyoruz, yeri geldim araç sahiplerine. Tamam, racon kesiyoruz da. Haraç almıyoruz araç sahiplerinden baba. Nasıl almıyoruz lan? 100 bine aldığımız aracı yerimizden kımırdamadan 150 bine sattık. O 50 bin haracımız işte. O zaman ikinci el araba piyasasının adını değiştirme zamanı geldi baba. Ne olacak peki adı? İkinci el haraç piyasası.